Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes, yeni yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Hashtag Kayaş ve hashtag Kaya Haber Bülteni'ni birleştiriyoruz. Böylelikle hashtag Kaya Haber Bülteni'nde 10. bölümü ve hashtag Kayaç'a da bir bölüm çıkmış oluyor. Tabii ki hashtag Kayaç'ı bilmiyor olabilirsiniz çünkü yeni başladık. Bunda tepki tepki videolarını derliyorum ve şimdi sevdiğim bir YouTuber var ve Derviş Yusuf Oyundan'ın yeni çıkan şarkısına tepki yapacağız. Aynı şekilde bir haber de olmuş olur yani. Sağ alt köşeden gidin kanalına ve abone olun. Çok güzel bir kanalı var. Kapıda durmayın yani. Ceryan yapıyor. Bu videoyu izledikten sonra zaten koşup gidin kanalına abone olun. İzlenmesi artsın. Tıkanma varmış YouTube'da böyle. Mesela Rayman'in şarkısı attığı zaman bir gün iki gün falan geçti. Fakat 2 milyon falan olurken 4 milyon falan bayağı olurken yani 478 bin kadarını göstermişti biliyorsunuz ki. Yani onunkisi de ona benzer bir durum, onu söyleyeyim. Ve ben de yeni bir şarkı çıkarttım. Yemiz yeni bir şarkı. Rayman'in Ela şarkısını, yeni Yemiz yeni şarkısını İngilizce versiyon yaptık ve Hazelya oldu. Onu da hala dinlemediyseniz dinleyin. Bir kısmını açacağım videoda, yine dinleteceğim ama onun öncesinde zamanı dinleyeceğiz. Ve zaman hakkında düşüncelerimi belirteceğim. Hadi o zaman çok uzattık ya. Evet. Sonrasında Kaya Haber Bülteni'nde ne mi olacak derseniz onu da şimdiden açıklayayım. RAM üzerine ve telefonlar üzerine bir konu olacak bu. Neyse hadi o zaman geçelim. Fışt. Derviş Yusuf Oyunda kalitenin adresi d.y.o. Kalitenin adresi. Da durma. Ceryan yapıyor. Gel sen de bu kanala abone ol. Efsane bir kanalı vardır ve şimdi de ne mi yapıyoruz? Evet, zamanı tepki yapacağız. Hadi bakalım. İlk bir dakikasını dinleyeceğiz. Sağ üst köşede veririm yine. Oradan da siz dinlersiniz. İzlenmesi artmıyor çünkü hani Rayman'de olmuştu ya, 478 binde takılı kalmıştı bir zaman. Aynı o şekilde galiba, bilmiyorum, gerçek zamanlı izlenme denen bir şey var. Ben bu tepkiyi yine ilk çektim, sonra videoları tamamlayacağım. Arkadaş gitmiş, video tamamlayamadım, neyse tekrardan tepkiyim o zaman. Evet, zaman, acı zaman, tatlı zaman. Bu arada bu beat nereden yapılır onu da söyleyeyim. Beat'i nereden bulabilirsiniz yani, telifsiz beat'i. Hip hop evinden alıyoruz biz Derviş Yusuf Oyunda ile birlikte. Hip hop evine ya da bakıp oradan telifsiz müzikleri kullanıp rap de yapabilirsiniz. Bu videoyu da yine aynı şekilde 54 beğeni gelirse buradan Sakarya'ya selam olsun. Derviş Yusuf Oyunda'ya, Sakaryalıdır yine. Diyelim. Oh, yoruldum ya. Diyeceğimizi unuttuk galiba. Evet, 54 beğeni gelirse rap nasıl yapılır en basit şekilde, güzel bir şekilde açıklayacağım, göstereceğim sizlere, tamam mı? O yüzden bu videoya sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Evet. Start. Geçerli sürede zaman mekan, sonra etme sakın feryat diyen. Geçici olmaz olur zaman, kaçamaz sonra gerçek hayattan. Geçerli sürede zaman mekan, sonra etme sakın feryat diyen. Geçici olmaz olur zaman, kaçamazsın sonra gerçek hayattan. Çok güzel olmuş ya, canı gönülden tebrik ediyorum var ya. Helal olsun Derviş Yusuf Oyunda. Kralsın var ya, ya kralın dibisin. Desteklerin içinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada kesinlikle abone olun. Hala abone değilsiniz Derviş Yusuf Oyunda'ya. Tepkimi vermeyi unuttum. Hayattan derken orada sanki çok ufaktan, çok ufak tefekten bir tepki söylüyorum. Çok azıcık da olsun kopukluk olmuş ama bence güzel okumuşsun. Helal olsun. Yani o kopukluk belli olmuyor. Yani pek bir kopukluk yok. Köpük mü yoksa?
topla kendine gel. Unutma her an pençende ecel. Kurtulmak için tez düzel. İbadetin yap her daim güzel. Bak. Çok güzel olmuş. Bu kısım çok hoşuma gitti. Yani. Bunu topla kendine gel. Unutma her an pençende ecel. Ben de bu sözün arkasına bir söz bırakıyorum. Zaman çabuk geçer. Su gibidir. Fakat yutkunamadan geçer. Zaman su gibidir. Yutkunamadan geçer. Fakat yutkunamadan geçiyor yani. Hakikaten de öyle. Gel kurtulmak için tez güzel ibadetin. Kalan kısmını siz izleyin ki izlenmesi artsın. Buradan Derviş Yusuf Oyuncu'ya destekarımızı yollayalım. Tamam mı? Mutlaka Abdülkadir Kaya'dan geldim diyerekten veya kraldan geldim de diyebilirsin. Her neyse. Kesinlikle gidip kanalına yorum yapın. Bu videonun altına beğenilerinizi götürün. Çünkü ilk şarkısı, ilk rapi bir tane daha yapmıştı. O da güzel olmuştu. Fakat sıkıntı oldu. Ve bu şekilde ilk rapi diyelim. Yani ona da desteklerimizi sunalım. Bence çok güzel olmuş ilk rapten. Şeyler de çok güzel. Kafiyeler de çok güzel. Yani şair olduğunu, yani buradan şair olduğunu kanıtlamış. Öyle söyleyeyim yani kafiyeler. Bebebe diye kafiye yapmış. Güzel olmuş. Neyse. Şimdi diğer şeylerimize geçelim. Neyse Derviş Yusuf Oyunday dinlediğiniz ilk bir dakikasını devamını dinlemek istiyorsanız sağ köşede vereceğim. Bakın bu taraftan ha. Yoksa bu tarafta mı? Her neyse. Artık öğrendim tabii bu tarafta olduğunu. Sağ köşenin. Kameradan çekince simetrik olduğunu falan. Neyse artık. Fazla uzatmayalım. Haberlerimize geçelim artık ya. Fazla uzatmayacağız çünkü çok uzun bir haber biteni olmayacak. Hashtag Kayaş da hashtag Kaya haber bitenini birleştirdik. Bir de zaman söz konusu olunca tabii böyle oluyor. Videonun yetişmesi anlamında zaman. Peki şunu da söyleyeyim ek olarak. Bu Kaya haber bültenini çarşamba ve pazar günleri yapıyoruz. O konu hakkında bilgilendireyim sizi. Fakat yetişmeyince ertesi güne kalabiliyor bazen. Bu sebepten dolayı yani mesela geçen hafta böyle oldu. Perşembe gününe denk geldi. Akşam atacaktım. İşte olmadı. Bazen olmuyor. Yetişmedi o. Saat anlamında böyle. Akşam atmak istemiyorum yani anladınız mı? Neyse haberlerimize geçelim. Çok uzattık çünkü. Şimdi konumuz RAM. Evet, bu konuyu geçenlerde Derviş Yusuf Oyunday'la da açtık, gündeme getirdik, konuştuk. Her neyse, bu RAM denen şey zımbırtı. Zımbırtı demeyelim aslında. RAM telefonlarda böyle iyi bir şey. Nedir? İlk önce RAM'in anlamını açıklayayım. İşte 3 harfli bellek RAM. RAM uygulamalarınızın bir kısmının böyle çalıştırabildiği megabaytlar yani mesela odur. Ve o yüzden telefonunuzu hızlı tutar RAM açısından fazla olursa. Fakat bununla da birlikte tabii ki ROM da olması gerekiyor. ROM dahili hafıza, RAM de neydi? Bellekti yani telefonunuzun arkasındaki arka plandaki uygulamaları çalıştıran. Yani mesela RAM olmadan telefondaki programlar çalışmıyor. Dahili hafıza olmadan da biliyorsunuz ki kullanamıyorsunuz. Bir şeyler şey yapamıyorsunuz yani oluşturamıyorsunuz. Mesela bu videoyu çektiğim zaman ROM gerekiyor. Dahili hafıza gerekiyor. Şey mesela SD kart denen şey ise hafıza kartı. Dolayısıyla bu da ROM'un bir benzeri. Ama felakin dahili hafıza o da ek hafıza. Fakat bu hafıza kartına bazı şeyleri atamıyorsunuz. Mesela ben U-Card'dan montaj yaptığım zaman ona hafıza kartına veremiyorum şey yani. Depolamayı oraya yönlendiremiyorum. Dahili hafıza yapması gerekiyor. Öyle bir durum var. Öyle bir durum söz konusu. KineMaster'dan yaptığınız zaman hafıza kartına bilmiyorum olabilir mi de. Yani montaj programına ekran kayıt programından ekran kayıt programına ve diğer programlar vardır mesela şey SD kartı hafıza kartına yerleştirebilirsiniz yerleştiremeyebilirsiniz. Bununla ilgili de birçok şey var, püf noktalar var, yapabildiğiniz noktalar, gizli aşamalar var. Mesela root attığınız zaman falan SD karta bazı şeyleri yerleştirebildiğiniz durum falan var. Fakat bunlar iyi durum değil aslında. Root olsun, ROM olsun, arayüz değiştirme olsun. Telefon orijinal haliyle güzeldir abi. Yani güzel olan yanları vardır. Yani kötü olan yanları da vardır. Burada demek istediğim şey bu. Peki RAM telefonu hızlandırır mı?
neden hızlandırır? Çünkü arka planda olan şeyleri şey yapıyor, tutuyor programları. Fakat mesela telefonunuzda diyelim ki 2 GB RAM var. Benim telefonum 2 GB RAM'li S4, Samsung Galaxy S4. Açık açık belirtiyorum zaten haber bültenlerimde. Bunun 187 MB'ı sisteme ayrılıyor. Ve artı olarak ROM olarak 16 GB hafızasının bulunmasının yanında 7-8 GB'ı da sisteme gidiyor. Yani dolayısıyla bana kalıyor orada 6-7 GB'lık bir şey. Bir de şeyden RAM'de 1.85, fakat diğer programlarla biliyorsunuz Samsung'da çok fazla uygulama var. Ve onlarla birlikte de bayağı bir RAM gidiyor. 1 GB gidiyor yaklaşık. Ve size şöyle fazla bir RAM kalmıyor. Bunun için de RAM'inizi temizlemeniz gerekiyor. RAM'inizi temizlediğiniz zaman, telefonunuzda alan olduğu zaman, her daim telefonunuz hızlı olsa da, yani her telefon kasar diye bir şey var. Her telefonda kasma sorunları olabilir, onu söyleyeyim. Yani bu Huawei P30 Pro da olsun, çok fazla RAM'li telefonlar da olsun, ara sıra kasma olur yani. Neden olmasın? Çünkü kasmayan telefon olmaz. Yani şöyle 12 GB RAM'li bir telefon abartılmış bir telefondur. Çünkü 12 GB'lık bir oyun üretilmedi. Yani satış yapmak için dolayısıyla o tür telefonlar çıkartıyorlar. One T olsun, şu bu olsun. Yani bu nedenden dolayı zaten dünyanın en iyi telefonu Huawei P30 Pro diye zaten yakın zamanda açıkladığını bir diğer haber bültenimize vermiştik. Şimdi gelelim çok RAM'li telefonlara. Telefonu ne mi hızlandırır? Bir de onu tam açık ve net bir şekilde telefonunuzu temiz tutmanız gerekiyor abi. Mesela telefonunuzda her zaman boş bir alan bulunsun ve RAM'inizi, Smart Manager varsa telefonunuzda veya bir başka virüs programı, onun üzerinden temizleyin veya telefonun tam orta kısmına tıklayıp görev yöneticisi bölümünden RAM'i temizleyin deyin ve orada RAM açılır ve telefonunuzun hızlandığını fark edersiniz. One T'ye hızlılık açısından renk katar mı? Katar, ama Huawei P30 Pro'nda onun yanında tellik pabuç bırakmaz, yani onu söyleyeyim hız açısından. Çünkü Huawei P30 Pro'nun özellikleri de çok güzel ve iş dünyasında olsun, oyun dünyasında olsun her çeşit oyunu kaldırabilecek ve kamera açısından da en güzel telefona sahip bir telefon olduğu için zaten en iyi telefon. Tabii bunun yanında fiyatı da baya yani. Zaten ucuz etin yahlisi tez yeniyor diye bir söz var abi. Yani benim burada demeye çalıştığım telefon hızlandıran yani bütün altyapıdır. Yani bütün altyapısı iyiyse zaten telefon hızlıdır. Ama dediğin gibi kasmayan telefona biz telefon demiyoruz. Telefon dediğin kasar. Kastırırsın daha doğrusu, böyle atarsın, atmazsın da. Şimdi hızlanan anlar olur yani telefonla, ama öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir söz var, söz konusu. Neyse, çok uzattık. Bir de çok RAM'li, ilginç, güzel telefonlara bakalım. Ondan sonra haber
Yıl 2036. iPhone 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. iPhone 37, iPhone 38, iPhone 39, iPhone 40, iPhone 41, iPhone 42, iPhone 43, iPhone 44. Mehmet abi, niye? Ya yine saydım unutmayı ya. Yine unuttum. Nerede kalmıştım? iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12. Her neyse. Bu böyle alır başını göter. Neyse. Tabii ki geleceğimizi bilmiyoruz. Geleceğimizi bir tek Allah bilir. Belki de 2036 yılında iPhone denen bir şey kalmayacak. Bilmiyoruz. Allah bilir. iPhone'un piyasası şu anda biraz düşmüş durumda. Bilmiyorum, bayağı da düşmüş olabilir. Neyse. Önceden piyasası en yüksek şeydi, üreticiydi, firmaydı. Borsası en yüksekti. Şimdi ise bayağı telefon çıkardığına göre borsanın düştüğünü falan da rahat bir şekilde anlayabiliriz zaten. Satışları falan düşmüş olduğunu anlayabiliriz. Her neyse, bayağı şey yaptık, konuşmadım şeyde, haber bülteninde. Bu seferlikte böyle olsun canım. Zaman kaybı yani. Tabii ki zaman kaybı olmaz. Bazı şeylerde olur, bazı şeylerde olmaz. Bu videoyu çekerken bir de tamam. Boş konuşuyorum. Boş konuşurken de zaman kaybediyorum. Fark etmeden herkes zaman kaybediyor ya arkadaş. Ben hala videonun başına takılı kaldım. Şarkı o kadar güzel ki, bakın, gerçekten dinleyin. Sağ aç köşeden gidip dinleyin. Benim rap'i de aynı şekilde dinleyin ya. Rain Man İngilizce versiyon yaptım. O arada da kendi videomu reklamını yapayım. Neyse abi, artık videoyu bitirelim. Size birbirinden farklı gündemdeki telefonları oturttum. Samsung Fold 2 var, böyle esnek bir telefon mu? Esnek bir şey işte. Sonra esneyen telefon kırılabilir. Yani bir ara esneyen kalem vardı. Böyle kalemi esnetirken kırılıyordu. O da aynı şey olmasın. Bilmiyorum, kırılmaya da bilir. Bakacağız, hayırlısı olur inşallah ya. De fiyatları baya pahalı arkadaş. Böyle bir şey olmaz. O zaman bir sonraki bölümlerimizde, de ne gelmesini istiyorsunuz bakalım. Aşağı yorumlarda belirtin. Telefonlar üzerine bir de şey yapabilirim. Onu da belirteyim. Neydi ya? Unutmadım aklımda. Bahine boş yapıyorum. Unuttum işte. Zaman kaybediyorum. Piyasadaki en ucuz ve RAM'i güzel ve sistemi güzel bazel telefonları araştırıp da gelebilirim. O yüzden hazırlıkta kalın, pusuda kalın. Gelmiş seni haber bültenleri için. Tamam mı? Okeyimiz. Aşağıda yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Hashtag haber bülteninde devam etmesini istiyorsanız, bu videoya da şöyle 54 like gelirse, var ya, rap nasıl yapılır videosunu çekeceğim diyorum. Bir 54 gelmiyor, çekemiyorum ya. Eğer istiyorsanız like'larınızı esirgemeyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Neyse, hadi bay bay, esen kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağda solda falan video falan çıkabilir. Bir yerden de kanala abone olursunuz, siz bilirsiniz. Kapıda durmayın, ceryan yapıyor, hadi. Esen kalın.